Efendim iyi geceler bu akşam akıl çemberi alışık olmadığınız bir saat diliminde karşınızda tarafsız bölgenin ardından e, nöbete biz geldik diyelim efendim saat 1.30'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Konuklarımız kimler hemen değerli isimleri takdim edelim İstanbul stüdyomuzda Mete Erar güvenlik politikaları uzmanı bizimle hoş geldiniz merhabalar. Mete Bey sağ olun. Tamam. Abdullah Çiftçi stratejist bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk, Abdullah Bey. Teşekkür ediyoruz. Doçent doktor Levent Yılmaz Ankara stüdyomuzda polis akademisi öğretim üyesi. Levent Bey siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Efendim ne konuşacağız? Ee, şimdi öncelikle hızlıca bir Mete Bey'le Ukrayna'daki vaziyeti de değerlendirerek, son durumu da değerlendirerek aslında... Finlandiya ve İsveç'i soracağız. Çünkü Finlandiya ve İsveç'in bu yaz gibi NATO'ya katılabileceği iddiaları gündeme gelmişti. Rusya zaten Ukrayna'ya bu saldırıyı başlatma girişimi esnasında o günlerde demişti ki Finlandiya ve İsveç bunu düşünmesin, bunun sonuçlarına katlanır. Yine benzeri bir uyarı var. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova verdiği bir demeçte Rusya'nın İsveç ve Finlandiya'yı olası NATO üyeliğinin sonuçları konusunda uyardığını hatırlattı. Aktardı. Zaharova Finlandiya ve İsveç'in tatbikatlar veya eğitim kisvesi altında NATO'ya yanaşma konusunda çeşitli girişimlerinin de olduğunu söyledi. Uyarılarımızı yaptık diyor her şeyin nelere yol açacağı üzerine bilgilendirildiler. Hem kamuoyuna hem de diyalog kanallarını kullanarak iki ülkeye de bunları ilettik diyor. Stoltenberg, NATO Genel Sekreteri, Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya alabilecekleri açıklamasında bulunmuştu. Buradan sonra da Rusya'yı, Rusya'dan dünyayı tedirgin eden bir görüntü geldi. Peskov'un yani Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'un olası bir katılımın Rusya tarafından provokasyon olarak görüleceğine dikkat çektiği uyarısından, yani Zaharova'nın dışında, Peskov da bunu söyledi. Bu ay uyarıdan saatler sonra Rusya'nın kuzey komşusunun sınırına asker sevkiyatı yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Burada e, tedirgin eden bir durum da şu: Rusya Ukrayna işgalinin ardından NATO üyeliğini gündeme alan bu iki ülke, İsveç ve Finlandiyayı Baltık Denizi'ne Nükleer silah sevk etmekle tehdit etti. Şimdi bir bakalım haritadan <laughs> Finlandiya ve İsveç açısından ne olabilir önümüzdeki ee, günlerde? Ama şeyimiz, tabii şunu e, söyleyelim. yok galiba. Aa, evet e, şimdi hemen onu buluruz. Buldum, ee, buldum buldum buldum. Evet evet uzaklaşmış olamaz çünkü <laughs> her yayında kullanıyoruz. Şimdi efendim e, şunu... Soracağım e, fakat siz biz yayından önce sohbet ederken Mete ile şunu söylemişti. Tamam biz Finlandiya'yı ve İsveç'i konuşalım çok önemli bu noktalar demişti. Ama şu anda Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 2. Dünya Savaşı sonrasındaki bu alanda görülen konvansiyonel en büyük savaş ve orada aslında işler e, giderek tansiyonun yükseldiği, çatışmanın yükseldiği bir noktaya geldi. Biz bir süredir çok derinlikli bakmıyorduk Ukrayna'da olup bir Buyurun başlayalım. Ne diyorsunuz Mete Bey? Bu Finlandiya İsveç meselesi ve aslında Rusya'nın bu pozisyonu itibariyle. Ya şöyle söyleyelim isterseniz, e, hani e, tam Ukrayna'da ne oluyor diye gidelim. Tabii Kiev'de bir şey olmayınca gazetecilerin ve kameraların uzağında kalmaya başladı. Savaş evet. şu anda Kameraların dışında bir bölgede ilişiyor. Nerede? Donbass bölgesinde. Donbass. Nerede? Kırım'ın hemen e, batısında, kuzeyinde. E, Kerson bölgesinde. Yani biz hep diyorduk ya aslında bu savaş Hı. başlasaydı nerede başlar diye sormuştunuz bana. Doğru. Daha hiç savaş başlamadan önce. Şu andaki yığınaklanma ancak Donbass bölgesi civarına yeter. Daha fazla bir ilerideki bir operasyon için bu kadar kuvveti kullanamazsınız diyorduk. Ne oldu? Aradan 30 gün geçtikten sonra e, Rusya ilk başlangıçtaki bölgesine döndü. Yani strateji taktik anlamdaki mağlubiyetler sonucunda sizi yine aynı yere getirir. Siz siz orayı zorlayamazsınız. Şu anda gelinen nokta tam bu. Ve şu alandaki yığılan birliklerin, isterseniz Ukrayna ordusu için söyleyin, yığınaklam yapan birlikler evet. için söyleyin, isterseniz <laughs> Rus ordusu için söyleyin, şu anda 2. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan en büyük konvansiyonel savaş şu anda burada yaşanıyor. Ne Kiev'de yaşandı bu, ne bu coğrafyada yaşandı. Hep biz burayı konuştuk. Evet. Bu, burada yaşandı dedik, şunlar yaşandı, bunlar yaşandı dedik. Ama söylüyoruz, şu anda şu bölgede yaşanan çatışma e, o kadar büyük bir alanda yaşanıyor ki. Ve yine söyleyelim, rakamsal olarak söyleyelim. İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan en büyük konvansiyonel Savaşı şu anda bölgede görüyorsunuz. Buradakiler biraz hibritti ama bu evet. resmen bir konvansiyonel savaş. Topçular yani Rusya... topçularla, <laughs> e, işte tanklar tanklarla, e, piyadenin piyadeyle savaştığı bir konvansiyonel savaşı bu coğrafyada şu anda görüyoruz. Yani Rusya güçlerini bu noktaya topladı ve e, Ukrayna'nın vaziyeti nedir orada? Yani şimdi bu, bu bölgeyle ilgili Rusya'nın... Ukrayna'ya saldırmadan önce işte bu bölgeleri tanıdığı vesaire gibi gelişmeleri takip etmiştik. Şimdi Ukrayna açısından oradaki güç açısından durum ne? Ne e, Zaten Donbas bölgesinde ya yani onlar da zaten bu yığınaklanmayı yaparken savaş eğer başlasa nerede başlar diye düşündüklerinde Donbas bölgesinde olacağını tahmin ediyorlardı. Ve bu civara yaklaşık farklı alanlar dahil olmak üzere 140 bin civarında asker yerleştirmişlerdi. 140 bin civarındaki bir askerden bahsediyoruz bu coğrafyada. Ve farklı farklı alanlardalar. Yine bu alan o kadar ufak bir alan değil. değil, değil. Yani konuşurken şuradan başlayan sınırın 2500 kilometre olduğunu söylemiştik. Buraya baktığınızda bu yaklaşık 1000 kilometrin üzerindeki bir alanda çatışmalar. Uzunluğundaki bir alanda çatışmalar yoğunlaşmış durumda. Ve devamlı birlikler taarruz ediyor. Ukrayna ordusu karşı taarruz yapıyor. Bazen Ruslar e, Ukrayna ordusuna taarruz ediyor. Karşılık olarak bazı alanları alıyorlar. Ersi gün tekrar devrediyorlar. Tekrar alıyorlar, tekrar devrediyorlar. Ama şunu söyleyelim. Rusya bölgeye sevk etmiş olduğu güçler ve e, elindeki e, malzemenin sınırsızlığından kaynaklanan, evet. bir konvansiyonel <laughs> savaşı sürdürebilme yeteneğinden kaynaklanan bir durumla açıkçası yukarı doğru ilerliyor. Yani şurada Maripol şurada e, şurada Maripol bölgesinden yukarı doğru ve işte şurada yine hatırlarsanız Harkiv vardı. Harkiv bölgesinden de aşağı doğru şu bölgedeki bulunan Ukrayna ordusunu kuşatmaya ve esir almaya çalışıyor. Çünkü burayı düşürürse Kiev düşmese dahi hani bazen görmüşsünüzdür ya böyle savaşlarda istediğimde i̇şte planlıyor. E, çok Alman, yaşayın. Çok evet. yaşayın. Alman ordusu hani teşekkür ediyorum, çok sağ olun. <laughs> normalde ben yapıştırırım. İlk <laughs> defa benden başka birisi yapıştırıyor, söyleyebilirsin. <laughs> <Buyurun. gülüyor> e, normalde ha, şeyde Stalingrad'da yaşanan 100 bin kişilik bir ordunun teslim olma görüntüsü gibi bir görüntüyle masaya oturmak istiyor Rusya. Peki. O yüzden de devam edecekler. Peki, şimdi. Finlandiya ve İsveç bir önceki haritamıza gelelim. Şimdi Rusya aslında şu anda buradan başka bir yerle ilgilenebilecek vaziyette mi? Ben bunu sorayım şimdi. Evet. Niye Ukrayna'yı konuştuk? Ee, bu yüzden konuştuk. Yani buradan nasıl sıyrılıp buralara bakabilecek ya da hı hı. Rusya için şu yeterli mi? Ben sizin işte yakın bölgenize nükleer silahları taşırım derse Finlandiya ve İsveç bu tehdit yeterli olur mu? Ne olur Finlandiya İsveç girer mi NATO'ya? Şöyle söyleyeyim. Ve bunun e, Finlandiya ne? yani Ukrayna'nın 3 e, diş yukarısında diyebilirim size. 3 seviye daha yukarısındaki bir orduya sahip. Bir defa Finlandiya ordusu Ukrayna ordusu gibi tamamen Rus silahlarıyla donatılmış bir ordu değil. Batı silahlarıyla donatılmış bir ordu ve e, arazinin de kendisine sağlamış olduğu büyük bir avantaj var. Ukrayna daha düz bir araziden bahsediyoruz, ama Finlandiya'nın arazisi öyle bir arazi değil. Kışın arazinin dağlık, ormanlık olmasından kaynaklanan bir sürü zorluğu var ve Finlandiya ordusu bu konudaki en uzman ordu. Yani kış savaşlarını kışta kış savaş. yaşanabilecek soğuk havalarda, e, olumsuz şartlarda savaşmayı bilen en iyi ordulardan bir tanesi. Rus ordusundan daha fazla. Şimdi buraya bir ordu sevk ettiğinizde elinizde bu konuyla ilgili yetişmiş bir birliğiniz vardır her zaman. Ama bu birlik hiçbir zaman Finlandiya ordusu kadar olamaz. İki, Finlandiya ordusunun kara gücü ve e, işte topçu sistemleri ve diğer sistemleri dahil olmak üzere Türkiye'den sonraki Avrupa'daki en büyük orduya sahip. Finlandiya. Tabii. Üç, Finlandiya ordusu ee, Rusya karşısında yıllardan beri savaş hazırlanıyor. Evet bir tarafa girmedi, bir tarafın parçası olmadı. Ama e, dünyada e, halkını savaşa hazırlayan, savaş halinde tutabilecek, tutabilen birkaç ülkeden bir tanesi. Bizden bile daha iyiler. Bizden bile daha iyiler. Mı? Şey anlamında söyleyeyim, seferberlik anlamında. her seferberlik. an hazırlar yani. Neden şöyle söyleyeyim, biz de silahlı <laughs> kuvvetler seferberlikten önce, pardon... Ee, i̇şte e, askerliğinizi bitirirsiniz, seferberlik emrinizi alırsınız. Belki yılda e, işte birkaç yılda demeyeyim ama ömrünüz boyunca bir defa seferberlik tatbikatına gidersiniz gider. <laughs> ama Finlandiya öyle değil. Yani Finlandiya, niye böyle söylüyorum? Hani Türkiye'ye baktığınızda coğrafya olarak etrafında ateş çemberi olan bir ülke. İşte terörle mücadele hmm. söz konusu. Bu anlamda pratiği de çok yüksek bir ülke. Ama Finlandiya böyle baktığınızda kuzeyde neden bu kadar hazır ve tetikteler? İşte o. o yüzden söylüyorum. Herhangi Doğru. bir yere evet. girmedikleri için, kimsenin de yardıma gelmeyeceklerini bildikleri için hmm. ve ordusunun sayısı işte milyonlarca kişiyi barındıramayacağı için <laughs> kalan bütün birliklerini veya işte mevcudunu, nüfusunu savaşa hazır bir şekilde tutmaya çalışıyor. Yani... Biz yedek diyoruz ya, yedekler diyoruz ya, Seferberlik anında onlar devreye girerler. Onlar devamlı <laughs> katliamlarla <laughs> e, askerlik yap, yap, yapanların devamlı o e, sistemsel anlamda devam ettiriyorlar. E, belki bilirsiniz, muhtemelen e, takip eder misiniz bilmiyorum, sever misiniz. Kış olimpiyatlarını ve diğer kış sporlarını takip ederseniz, Finlandiyalıların özellikle kayakta, Tabii. özellikle o atışlı... Kayak bölümlerine kayak. ne kadar başarılı olduğunu bilirsiniz. Ama bunun bir sebebi var. Zaten ülke böyle yaşıyor. Yani ülke kayak yapmayı, e, uzun yürüyüşler yapmayı ve silah kullanmayı iyi bilen Yaşam bir bilen biçim Efendim? Yaşam biçimi diyorsunuz. Yani, Yaşam Finlandiya biçimi için. olarak da böyle yaşıyorlar. Çünkü Rusya'nın kendilerini her an yutabileceğini biliyorlar. <laughs> Geçmişteki savaşta da Rusya'nın e, Rusya'nın e, Rusya başarılı olamaması sebeplenen bir tanesi Finlandiya'nın Müthiş bir direniş göstermesinden kaynaklanıyor. Demin söylediğim yanlış anlaşılmasın. Türk ordusuyla karşılaştırmadım. Seferberlik anında eğitim durumları ve pozisyonları itibariyle. Türk ordusunun zaten mevcudu anında sevk edebileceği büyük bir orduya sahip. Ama onların durumları seferberlik anında intikal etmeyi gerektiriyor. Bu İsviçre içine geçer. Mesela İsviçre'de bir anda yaklaşık 750 bin civarındaki nüfusunu silahlarıyla beraber 24 saat içerisinde görev yerlerine sevk edebilirler. Ülkelerin ama İsviçre'nin ordusu büyük bir ordu değildir. Ona göre hazırlarsınız. Finlandiya ise böyle bir ülke. Ben o yüzden hani bırakın Ukrayna ile savaşırken Finlandiya'ya bir diş geçirmeyi. Ukrayna savaşmasa bile Finlandiya öyle diş geçirecek bir ülke değil. İsveç? İsveç zaten avantajları var. Bir Sınırda defa, değil. Rusya'yla sınır değil. Bu ülkeye saldırmak istiyorsanız otomatikman Finlandiya'yı ezip geçmeniz gerekir. Bu şu bloğu geçip de İsveç'e saldıramazsınız. O nedenle dikkat ediyorsanız savaşla ilgili söylediklerinin boyutu tamamen şeyle ilgili. Hep... Nükleer tehditler ve diğerleri. Baltık denizine taşınacak nükleer silah tehdidi. Ama ben şunu söyleyeyim. Yani bu tehditler İsveç ve Finlandiya'nın vazgeçmesine ulaşmaz. Vazgeçerlerse kendi isteklerine arzulanan vazgeçerler. Ama Rusya bizi tehdit ediyor da o yüzden vazgeçiyoruz pozisyonuna gireceklerini Peki girecekler mi? Ya da girmeleri ne gibi <laughs> bir avantajdır bu iki ülke için NATO'ya? Valla ben şöyle söyleyeyim. Hani... Ee, Finlandiya için bir şey söyleyemem. Hani İsveç biraz daha farklı bir ülke. Hani bizim çok fazlasıyla sıkıntı yaşadığımız ülkelerden bir tanesi. Ee, özellikle PYD'ye verdiği destek anlamında. E, Türkiye'nin önüne hep problem çıkartan ülkelerden bir tanesi. Bu nedenle hani Türkiye İsveç'in girişini onaylamalı mı? Bence onaylamamalı. Hı. Çünkü sonuçta bütün ülkeler evet dediğinde bir ülke girebilir. Ama Finlandiya e, girişi için bir kısıt olacağını düşünmüyorum. Ama İsveç konusunda yaşadığımız sorunlar, PYD'ye bakışı, Türkiye'ye bakışı, Türkiye ile ilgili e, algısı çok değişik bir ülke. Ona NATO'yu bu kadar kolay vermek doğru mudur? Açıkçası <laughs> e, düşünülmesi ve <laughs> tartışılması gereken konulardan bir tanesi diyebilirim. E, Finlandiya ile İsveç'in girmesiyle ilgili bir konsansüs oluşmadan Böyle bir teklifin geleceğini düşünmüyorum. Şu şu pozisyonu atmazlar. Yani İsveç ve Finlandiya başvuracak ve ülkeler ret etmiş pozisyona sokmazlar bu iki ülkeyi. Yani kabul edileceklerse başvururlar. Kabul edilebileceklerini kendi arasında NATO ülkeleri görüşüp tartışır ve bir fikir birliğine varırlarsa eğer işte o zaman Finlandiya ve İsveç istiyorsa buyurun teklifinizi sunun diyebileceklerdir. Ama kapıdan ret edilen ikinci bir ülke. Ukrayna'nın arkasından Finlandiya gibi bir ülkenin pozisyonunu Rusya'ya karşı vermek <laughs> istemeyecektir özellikle <laughs> e, Avrupa. Peki göreceğiz, takip edeceğiz Rusya'nın bu konuda. Ama dediğim gibi Finlandiya'yı yani isteyenler açıp e, bakabilirler. Araştırabilirler. araştırabilirler. İlginç bir ülkedir. Ee, evet, siz de belli boyutlarıyla aktardınız. Teşekkür ediyoruz. Tabii bunu konuşacağız yani. NATO'ya katılacak mı bu ülke? Rusya'nın bahsettiği eğer katılırsa NATO'ya İsveç ve Finlandiya muhtemel sonuçlar ne olabilir? Daha çok işte nükleer silahlarla ilgili bir tehdit. Ee, öte yandan sınıra asker yığınağı gibi e, dünyayı tedirgin eden bir gelişme e, olduğu ifade ediliyor yansıyan haberler böyle e, bölgeden. Şimdi bunu kısaca değerlendirmiş olduk. Bu e, bu akşam e, sınırımız e, süremiz daha limitli dolayısıyla konuşmak istediğimiz birçok başlık var